Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün inkılap tarihi dersimize Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı Havza genelgesi ve Amasya genelgesi ile devam edeceğiz. İlk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışından başlayacağız. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmadan önce yurdumuzun neydi? Bir çok yanı işgal tehlikesi içerisindeydi. Hatta İzmir işgal edilmiş durumdaydı. Mustafa Kemal Atatürk İzmir'in işgalinden bir gün sonra Samsun'a çıkmıştır. Peki Samsun'a çıkmasındaki İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Atatürk'ü oraya neden göndermiştir? Ama Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gittiğinde orada neler yapmıştır? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak Monros'tan sonra Rumlar, Pontus Rumları, Samsun ve çevresi, Trabzon ve çevresinde Türk vatandaşlara ne yaptılar? Saldırılar düzenlediler. Çete faaliyetleri yaptılar. Yani bu bölge biraz karışmıştı. Bu bölgedeki karışıklığı gidermek için ise itiraf devletleri dediler ki özellikle İngilizler buradaki güvenlik sıkıntılı buradaki güvenliği sağlamak için tedbir alınız. Kime dedi bunu? Osmanlı hükümetine dedi. Peki Osmanlı hükümetinin çekincesi neydi? Mondros'un 7. maddesiydi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Mondros'un 7. maddesi de şöyle bir ibare geçiyordu. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir nokta olursa burayı rahatlıkla işgal edebileceklerdi. Bunu kendilerine bahane yapabilirler diye. Yani Pontus Rumlarının bu bölgede karışıklıklar çıkarmasını İngilizler kendilerine bahane yapıp burayı işgal edebilirlerdi. Bu işgali engellemek için yani bu bahaneyi ortadan kaldırmak için İstanbul hükümeti bu karışıklığı engellemek için Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişi olarak atamıştır arkadaşlar. Bu önemli. Hangi görevle gitmiştir derse diye karşımıza bir soru çıkarsa 9. Ordu müfettişi diyeceğiz. Atadı. Böylece iki amacına birden ulaşmış oldu İstanbul hükümeti. Bu amaçlardan birincisi ee, Mustafa Kemal'in İstanbul'dan uzaklaşması onların işine gelecekti. Yani İstanbul hükümetinin diğer ise o bölgedeki karışıklıklar giderilmiş olacaktı. <laughs> Sonra 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk nereye çıktı? Samsun'a çıktı. Hangi vapurla çıktı? Bandırma vapuruyla çıktı arkadaşlar. Ve milli kurtuluşun milletin gücü ile olacağı inancıyla çalışmalarına başladı diyeceğiz. Arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra işte belli başlı görevleri vardı. Oradaki Türkleri sakinleştirmek hatta onların elinde varsa silahları almakta şeklinde görevlendirilmişti İstanbul hükümet tarafından. Ama Mustafa Kemal Atatürk bunları yapmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında baktı ki orada İngiliz askerleri fazla bir şekilde rahat bir çalışma ortamı olmadığı için kendisini havzaya attı. Yani havzaya geçti. Havzaya geçtikten sonra havza genelgesini yayınladı. Peki bu havza genelgesinin içeriğinde neler var? Havza genelgesinde şunlardan bahsetmiştir Mustafa Kemal Atatürk. Henüz dağılmamış ordu ve oldu ordu birliklerinin dağıtılmamasını istemiştir. Ve elimizden alınmak istenen silahların asla verilmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Halka bu işgallerin haksız bir işgal olduğunu duyurmak için milli mitingler düzenlenmesini istemiştir. Eğer mitingler düzenlenirse işgallerin haksız olduğu tüm dünyaya duyurulabilirdi arkadaşlar. Milli şuuru uyandırmak, milli bir teşkilat kurmak, milli heyecanı tekrar başlatmak için Havza genelgesini yayınlamıştır arkadaşlar. Ve bu Havza'da birçok ordu mensubu komutana, Bunlar Rauf Orbay, Refet Bele, Kazım Karabekir gibi önemli paşalara telgraflar göndermişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk. Telgrafların cevabı peki nerede gelmiştir ve nerede destek vermişlerdir? Amasya genelgesinde. Amasya genelgesi bizim için çok önemli arkadaşlar. Amasya genelgesinde maddelerin ne olduğu ve Amasya genelgesinin maddeleri bizim için neyi ifade etti? Yani önemi bize bizim sınavlarımızda karşını, karşımıza çıkacak e, soru tiplerinin içeriğini oluşturur diyelim. İlk olarak maddelere baktığımızda ilk maddemiz vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı, tehlikededir. <laughs> Arkadaşlar bu bizim neyimizdir? Gerekçemizdir. Yani Amasya Genelgesi alınan maddelerde kararlardan bu okumuş olduğum birinci madde söylemiş olduğum birinci madde biz niçin bir mücadele ediyoruz? Yani bizim mücadele etmemizin gerekçesi ne? Onu bize söylemektedir. O da ne? Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikedir. İkincisi, İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. Yani İstanbul hükümeti üzerine almış olduğu bir sorumluluk var. Bu sorumluluk da işte vatanın bütün, bölünmez bütünlüğünü korumak. Bu sorumluluğu yerine getirmediği için bu mücadeleyi biz sürdürüyoruz demek istiyorlar bu maddeyle de. Üçüncü madde milletin Milletin işbirliği yine milletin ha milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Neyi milletin azmi ve kararı kurtaracaktır? Burası çok önemli. Milletin istediği yine milletin istediği milletin azmi ve kararı kurtaracaktır dedik. Bu da bizim arkadaşlar şurası da çok önemli. Amaç ve yöntemi oluşturur. Yani biz bir milleti kurtaracaksak bu millet nasıl kurtarılması lazım? Yine milletin azmi ve kararıyla kurtarılması lazım. Milletin istikbalini ne belirlemesi lazım? İstikbal demek gelecek demek bu arada. Milletin istikbalini ne belirlemesi lazım? tabii ki de yine milletin azmi ve kararı belirlemesi lazım. Burada millete olan güvenden de bahsedilmiştir diyeceğiz. Dördüncü madde milletin durumu şu maddeye baktığımızda ilk üç maddemiz çok önemli maddelerdir. Dördüncü maddemiz milletin nazarında her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Burada arkadaşlar Sivas Kongresi'ne atıflar yapılmaktadır. Yani Sivas Kongresi toplanacak. Sivas'ta bir kurul oluşturulması lazım. İlerleyen zamanlarda temsil etti. Daha sonra TBMM adı altında meclisin oluşturulması. Şimdiden bütün planlar yavaş yavaş çizilmeye başlamıştır diyeceğiz. Bu dört madde bizim için çok önemlidir. Dört maddeden savaşın niçin gerekçesi yani biz bu mücadeleyi niçin veriyoruz? Bizim gerekçemiz ne? Önemli olan Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede olduğu için bizim gerekçemiz bu. Peki milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesini ifade ediyordu. Bu savaşın amaç ve yöntemi yani nasıl yapılması gerektiğini vurgulamaktadır diyeceğiz. Öneminden bahsedelim Amasya Genelgesi'nin. Şimdi önemine baktığımızda ilk defa Kurtuluş Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı mücadelesinin neyi başlamıştır? mücadele safhası başlamıştır. Bu mücadele safhası hem basın yayın yoluyla hem e, kongrelerle hem artık işte genelgelerle hem de e, tüm dünyaya duyurma açısından önemli olan mitinglerle nasıl başlatılmıştır? Nerede başlatılmıştır? Amasya genelgesinde diyeceğiz. İlk defa nereden bahsedildi arkadaşlar? gerekçeden yani bizim bu savaşın niçin vereceğimiz bu kurtuluş savaşına niçin gireceğimiz gerekçesinden bahsedildi. İlk defa yöntemden ve amaçtan bahsedildi. Yani amacımız ne? Bu savaşı yaparken amacımız ne? Ve bu amacı gerçekleştirmek için kullanacak olduğumuz yöntem ne? Bundan bahsedilmiştir. İlk defa milli bir kuruldan bahsedildi. Bu da ilerleyen zamanda temsil etti. TBMM biraz önce de bahsetmiştik. Bundan ilk defa bahsedildiği yer Amasya Genelgesi diyeceğiz. İlk defa İstanbul Hükümeti'nin görevini yapmadığı söylenmiştir. Burası da önemlidir. İlk defa İstanbul Hükümeti ağır bir şekilde eleştirilmeye başlanmıştır diyeceğiz. Ve en son olarak bizim için önemli Sivas Kongresi toplanması kararı alınmıştır. Bunu ilerleyen konularımızda göreceğiz. Bir sonraki dersimizde göreceğiz arkadaşlar Sivas Kongresi'ni. <laughs> tabi Sivas Kongresi'nden önce bölgesel bir kongre olan Erzurum Kongresi var. Daha sonra Sivas Kongresi'ni göreceğiz. Sivas Kongresi'ne burada atıflar yapılmıştır. Yani Sivas Kongresi'nin plana programı şimdiden oluşturulmaya başlamıştır. Bizim için Amasya Genelgesi'nin maddeleri ve önemi bu maddelerin bizim için ne ifade etti? Çok değerli arkadaşlar. Sınavda çıkabilme ihtimali yüksek soru tiplerinden Amasya Genelgesi'nin mesela yorum soruları özellikle şu gerekçe ve amaç ve yöntem diye bahsetmiş olduğumuz maddelerle ilgili birçok soru yorum şeklinde karşımıza çıkmakta. <laughs> Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bir de şurada bir notumuz var. Nota dikkat. Mustafa Kemal Atatürk Amasya Genelgesi'nden sonra 8 Temmuz 1919'da resmi göreviyle birlikte askerlik görevinden de istifa ettiğini söylemiştir. Kime? İstanbul hükümetine arkadaşlar. Resmi görevi neydi? Resmi görevi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9. Ordu müfettişi olarak atanmıştı. Bundan istifa ettiğini ve yürütmekte olduğu askeri görevlerinden de istifa ettiğini söylemiştir. Bunun sebebi ise arkadaşlar itilaf devletleri İstanbul hükümetine dedi ki Buraya bir adam göndermişsiniz. Şimdi yani Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsederek. işte o o karışıklıkları engellemek yerine halkı daha çok galeyene getiriyor. O yüzden bu kişiyi İstanbul'a geri çağırdınız. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Atatürk'ü İstanbul'a geri çağırmak, çağırmıştır. Ama Mustafa Kemal Atatürk bu emirlere uymayarak, halkına güvenerek, halkın mücadele anlayışına, mücadele hırsına güvenerek, halkın gözündeki o kurtuluş mücadelesi ışığını görerek kendi görevlerinden istifa edip sivil bir şekilde vicdani görevini yapmaya devam etmiştir. Biz buna deriz ki arkadaşlar sineyi millete dönmek. Mustafa Kemal Atatürk buradan sonra Amasya Gelergesi'nden sonra sineyi millete dönmüştür diyeceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışında etkili olan faktörleri ve Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra ne gibi faaliyetler yaptı bunlara baktık. Daha sonra Havza Genelgesi'nden baktık. Havza Genelgesi'nde e, Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışmalarından bahsettik. İşte diğer önemli kişiler Rauf Orbay, Refet Bele, Kazım Karabekir gibi ordu komutanlarına ve devletin içerisinde olan önemli isimlere telgraflar gönderdiğinden bahsettik. Milli şuuru uyandırmaya çalıştığından bahsettik. Amasya gelenekesinde ise artık bu bir savaş yapılacağını, bir mücadele ruhu anlayışının başladığını ve bu mücadelenin gerekçesinin ne olduğunu ve nasıl yapılması yani yönteminin neler olduğundan bahsettik. Sivas Kongresi'ne ileride bir Sivas Kongresi toplanmalıdır. Bizden bir madde okuduk. Bu madde de bizim için önemliydi. Ve not olarak da Mustafa Kemal Atatürk Amasya genelgesinden sonra sivil hayata dönmüştür. Yani sineği millete dönmüştür. Askerlik ve resmi görevlerinden istifa ederek dedik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Amasya görüşmelerine bakacağız. Herkese iyi çalışmalar.